O neydi? Arkadaşlar bugün Minecraft efsanelerinin bir sihirini araştırıyoruz. Kanlı dağsıydı. Şimdi dünya ayarlarını sizlere göstereceğim. Ve bu videoyu izledikten sonra sizin de bu sihire girmenizi istiyorum. Çünkü bu kanlı dağ sihirinde çok enteresan gizemler var. Hiç lafı uzatmıyorum arkadaşlar. Oyun modumuz hayatta kalma zorluk zorda kalacak. Dünyada hiç önemli değil. Ben kanlı dağ sihiri yazdım. Siz de böyle yazabilirsiniz. Daha sonra daha fazla dünya seçeneklerden tohum kısmına. Bakın burası çok önemli. Büyük harflerle blood. Anlamı kan demek. Bunu yazıyorsunuz ve dünyamız oluşuyor. Bakın şu anda Minecraft'ta kanlı dağ sihirinde girişimi yapıyorum arkadaşlar. Ve şu anda önümüzde bir köy var. Aha. Vallahi bu köy arkadaşlar. Ben bir yabancı bir YouTuber'dan aldım bu sihiri. Ve kendisiyle arkadaşım. Ve gerçekten de bu sihirde kıyametler kopuyor. Gizemler var. Hatta bu köyün altında bir tane gizli geçit var arkadaşlar. O portalı sizlere göstereceğim. O yüzden gözlerinizi dikkatli bir şekilde ayırmadan videoyu izlemenizi istiyorum. Bakın köyün tam arkasında bir orman var. Ve bu ormanın ağaçlarında bir tane yaprak yok. Bakın bir tane yaprak bulursanız ben de şerefsizim abi. Bak hemen gidiyorum ileri doğru. Yaprak dediğim ağaçların yaprakları arkadaşlar. Yani otlar, böcekler falan var ama bir tane bile ağaçların başında yaprak yok. Şuradaki ormandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Aha! Vallahi bir şeyler olmaya başladı abi. Bakın gözünüzü dikkatli bir şekilde ayırmadan videoyu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Eğer gözlerinde bir takım olaylar kaçarsa kesinlikle yorumlarda yazın. Oyun biraz kastır. Bakıyorum. Chunk drop yiyorum. Oğlum ne oluyor? Oynamıyorum şu an. Oyundayım. Sıkıntı yok. Korkmak da yok abi. Meşaleyi elime aldım. Diğer elime çekeceğim. Çünkü karanlık yerlere gideceğiz arkadaşlar. Oralarda gizemler var. Ben kokladım şimdiden. Bak burada da bir tane gizem var. Yeraltı gizli geçti. Ben burayı en sona saklayacağım arkadaşlar. Çünkü olaylar aslında orada dönüyor. Hemen buraya geliyorum. Selamünaleyküm. Burada iki tane inek var. Şimdi arkadaşlar bu ineklerin belli bir kombinasyonlar oluyor. Her köyde inekler bulabiliyorsunuz. Çiftlerin içerisinde de inekler ve hayvanlar bulabiliyorsunuz. Şimdi buradaki inek kombinasyonu iki tane var. Bu aklınızı bir köşesinde kalın. Tamam yani yeter. Bakın bunlar kesinlikle dışarı çıkartmayın veya öldürmeyin. Şurada bir tane çiçek göreceksiniz arkadaşlar. Kırmızı bir çiçek. Bu motorun ismi gül. Neymiş efendim? Aynen gelincikmiş. Gül falan değilmiş. Hemen şöyle kapıyı kapatıyorum. Tekrar bakın arkadaşlar burada bir tane ağaç var. Ağacın tam bu yamacına giriyorsunuz. Benimle birlikte bu sihiri girdikten sonra bu yaprağını kırıyorsunuz. Hemen karşısına giriyorsunuz. Tam istikamet karşısına geldim ve buradaki yaprağı kırıyorum. Bakın kütüklerin tam hizasında olan yapraklardan bahsediyorum arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Buradaki yaprağı da kırıyorum. Artı şeklinde arkadaşlar. Bunların bütün yapraklarını hizalayarak kırıyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz efendim? Burada bir tane ev var arkadaşlar. Hemen içeri giriyorum. Biraz hızlı giriş yapmış olabilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten gizemli bir sihir. Burada iki tane su kovası var. Bu su kovalarını alıyorum ve tam ortadaki bakın şu var ya şu kapı gibi çit kapısı galiba. Aynen bunu kapatıyorum ve buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Çıkamadım. Lanet olsun. Tamam buraya çıkıyorum arkadaşlar. Şuradaki meşaleyi alıyorum elime. Hemen şöyle elime çektim. Tekrardan ileri doğru gidiyorum. Bakın arkadaşlar tam karşısına bakın şu ağacın tam karşısında bir ev var. Bu evden bahsediyorum. Buraya geliyorum. Yatağın altına spawn point çekiyorum. Şu an spawn point noktam burası. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar bakın burası demirci. Demircinin sandığına bakmamız lazım. Hemen şöyle bakıyorum. Altın gibi bir şey var. Bir tane demir kılıç. Bunlar bize lazım olacak o yüzden topluyorum. 4 tane elma. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz 4 ekmek ve 4 elma var. Bunlar baş harfleri E ve E. Oyunun Türkçe ise. Bunları bulamıyorsanız şifreyi çözemezsiniz. Onu baştan belirteyim. Ve 4 tane buğday tohumumuz var arkadaşlar. Ben bu 4'leri yan yana çekiyorum. Hemen şu kapıyı da kapatıyorum. İleri doğru gidiyorum. Hani ağaçların yaprakları yoktu ya. O mekanda arkadaşlar çözmemiz gereken bir şifre var. Oraya doğru yöneliyoruz şu an. Çok ama çok dikkat edin dediğim ricalisi. Ve bu arada hala abone değilseniz abonenin bildirimleri için kafanızı kırarım. Şaka yapıyorum kafanızı kırmam ama kesinlikle bu sihirlerin devamının gelmesi istiyorsanız kesinlikle abone olmanızı ve hala like atmadıysanız like atmanızı istiyorum. Hemen içeri doğru giriyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir tane koyun var. Koyunun gözleri birazdan bembeyaz olacak. Bakın beyazı siyahlı tam bu ne lan? Oğlum bu ne? Sesi duydunuz mu? Arkadaşlar ses geldi. Hemen arkamdan kitleme sesi geldi. Oyunun sesleri size geliyor mu bilmiyorum ama arttırmaya çalışacağım. Ooo neydi? Nane. Peki efendim. Ben bir tık korktum abi buradan. Şimdi arkadaşlar bu gelinci koyun var ya abi burada. Bu gelinci koyunun üstüne atıyorsunuz. Bu ne lan? Tiki tiki. Tamam onu bir tane vurdum. Ama bunlar sıkıntı değil. Birazdan göreceklerinizde çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan ileri doğru gidiyorum. Altın mı lan o? Oha! Oğlum dağın üstüne nasıl altın bulabilirim ben? Bir dakika. Buradan ileri doğru gidiyorum arkadaşlar. Ha şu arkada. Aynen bulacağımız yer tam orada. Abi buldum. Baba buldum. İçeri gireceğim ama benim bir yandan da şey yapmam lazım. Setimizi çekmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü madene de inmemiz gerekiyor. Maden altında gizli tapınaklar var. Minecraft tapınaklarından bahsetmiyorum. Şimdi bunları aldım. Meşe kütüğünden çektim 12 tane çıktı. Şöyle taş kazma mükemmel. Şu an 5-10 tane taş çıkartsam bize yeterli arkadaşlar. Tamam mükemmel. Yeteri kadar taş topladık. Ben buraya geliyorum. Bir tane taş kazma yapacağım. Hatta bir tane daha yapayım. Belki lazım olur. Yanlış yaptık lan. Bir tane daha yaptım arkadaşlar ne olur olmaz diye. Çalışma masasına ihtiyacımız kalmayacak artık. Abi ağacın arkasında bir şey var. Yapraksız ağaçta ama... Yok lan şu ağaç. O ağacın arkasında bir şey gördüm. Kanlı gözlü bir şeydi. Video 300 tane giren arkadaşlar şuraya dikkatli bir şekilde tekrar bakın. Şuradan bir şey geçti. Beni izliyordu sanki. Ses geldi. Abi ses duydunuz mu? Bir dakika lan şu neymiş?
Bunu bir almak istiyorum abi. Hemen oraya gidebilirsem tabii. Şöyle zıplayayım, şuradan şöyle çıktım. Mükemmel. Bu altın olması gerekiyor değil mi? Ama altını bu şekilde alamıyorum galiba. Aynen, altında demir almam lazım. Arkadaşlar bulantı efekti verdi bana bir şey. Ben bunu kırdıktan sonra geldi bu. Gerçekten lanetli bir dağ mı bu? Yoksa geceler arkadaşlar bu kanlı dağa dönüşüyor böyle. Bildiğiniz burası kanlarla doluyor. Su seviyesi kanlarla doluyor. Hemen şu skovasıyla buradan çıkmak istiyorum. Ve çıktım, mükemmel. Şu ana kadar yaşadıklarımız gerçekten enteresan zaten. Aha. Vallahi bir şeyler var burada. Biraz yavaşla Doğan. Biraz yavaşla Doğan. Sıkıntılık var burada, hissettim. Sesler geliyor çünkü. Abi nereden geliyor ses? Duydunuz mu? Biraz ekmek. Lan! Oyunu FPS drop çekti. Oğlum korkuyorum. Bir şey olacak kesinlikle. Oyun takıldı lan. Ne oluyor lan oyuna? Baba! Kurtlara dikkat edin arkadaşlar. Kurtlar birden ışınlanıyor. Oğlum dediğim şey nasıl geri geliyor? Tamam, ileri doğru gidiyorum. Şu an hiçbir sıkıntı yok abi. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Korkma Doğan, korkma Doğan. Hiçbir şey olmaz bize. Sanırım burada bir yerde bu çıkan sesler. Yavaş yavaş bu tarafa geçeceğim. Ve biraz da bu seri girdikten sonra dikkat çekmeyerek oynamanız gerekiyor. Normal bir Minecraft Survival yapıyormuş gibi arkadaşlar. Biz de o yüzden fazla enteresan olayların içine girmiyoruz. Genellikle geceleri yaşanıyor çünkü bu olaylar. Gündüz eğer girerseniz bu yaratıklar sizden kaçıyor. Böyle bir tuhaf olay var arkadaşlar. Sizi saldırmıyor ve sizden direkt kaçıyor. Ama geceleri çok aksiyona giriyorsunuz. Aha bir ses duydum. Abi ses duydum. Lav sesi değil. Başka bir ses duydum. Duyuyoruz mu? Nereden geçti? Biraz bekle. O ne? Işınlandı. Abi o neydi? Tam karşıda gördüm ben onu. Buradan mı girsek? Bizim meşalemiz nerede? Meşalemizi çalmışlar. Meşaleyi tekrar nasıl yapacağız arkadaşlar? Odun kömüründen yapabiliriz. Ama bizi biraz uğraştıracak. Ama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mecburuz. Şuradan aldım. Taşımız yiyecek. Biraz taş toplamamız lazım arkadaşlar. Bu madene ineceğim. Aa akşam oluyor lan. Abi akşam oluyor. Çok fena korkuyorum şu an. Şu an altıma sıçarım ha. İnşallah bir şey beni takip etmiyordur. Çünkü garip garip sesler duymaya başladım arkadaşlar. Hemen şunu da aldım. Kendime bir tane crafting table yapacağım arkadaşlar. Bir tane de meşe kütüğüne ihtiyacım var. Odun kömürü için. Hemen bunu da aldım arkadaşlar. Ve aynen fırınımızı yapabiliriz. Buraya fırını koyuyorum. Meşe tahtanın üstünü buraya koy. Meşe kütüğünü buraya koy. Çok güzel. Şimdi korkuyorum. I see you. Demir var mı burada? Abi şu altın gibi bir... Bu ne abi? Bakır mı bu? Tamam. Şunu bir toplayacağım. Şunu bir toplayacağım. Cepte bir demirler. Hani normalde bulmamam gerekiyor. Altını o kadar yüksekte bulmamam gerekiyor ama belki olabilir. Karardı ekran. Fırın söndü. Fırın söndü. Hemen meşale yapmam lazım arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Belki gözleriniz can çekiyor ama... Aldım valla. Şimdi stickimiz yok mu? Yok. Evet bunu da aldım. Çek abi. Bir tane çubuk çek. Biraz dolmamız lazım arkadaşlar. Yaratıklar her an çıkabilir karşıma. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum ve meşalemi yapıyorum. Hemen diğer elime çekeceğim bunu. Çok güzel. Şimdi bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar. Belki lazım olabilir bize. Bunu al abi. Hatta crafting table da alalım. Ne olur ne olmaz. Bunu ileri doğru alacağım. O bakır olduğuna eminim arkadaşlar. O yüzden buna fazla fokuslanmayacağım. İleri doğru gidiyorum bakalım madende. Selamünaleyküm. Sesler geliyor. Creeper. Hayır lanet olsun. Creeper'lar beni takip ediyor. Bir an önce kaçmam lazım buradan. Kaçtık ama. Başka bir yer var mı burada? Giriş çıkışlı bir yerler. Bir yeryüzüne bakalım mı? Belki bir şeyler gelmiş. Aha! Ses geldi. Abi madenin altında ses duydum. Duydun mu? Su mu var lan yukarıda? Evet. Ah! Ah! Tamam Allah'tan su döküldü. Yoksa daha fazla hasar alabilirdik. Beni takip ediyor. Buradan çıkarım abi. Aa, aa. O da çıkabilir, o da çıkabilir. Biraz hızlı olmam lazım. Peki efendim. Korkuyorum şu an. Şu an şöyle çıkarsam 5 tane de demir cevherim var. Bunu kullanmayacağım. Yukarı çıkacağım arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. İskele sesleri geliyor çünkü. Çetle saptı. 2 tane. 2 tane. 2 tane. 2 tane. Kaçamayız buradan. Buradan kaçamayız. Aa! 2 tane. 2 tane. 2 tane. 2 tane. 2 tane. Bir şey yemem lazım. Biraz mantıklı oynamam lazım arkadaşlar. Burada ölürsem sıkıntı çünkü. Burada ölürsem gerçekten sıkıntı. Biraz can barımız yükselsin, zombiler beni takip ediyor. Aa, creeper. 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 Hızlı yüz, hızlı yüz. Kaçtık. Şunu diye. Can da olsun. Can da olsun. Beni görmediler değil mi? Arkadaşlar çok dikkatli bak. O neydi? Gördünüz mü? Tam kaçta. Videoyu şey sonra geri hangisi de göreceksiniz arkadaşlar. Yüzüme valla orada. Takip ediyorum. Ha? Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar videoyu 2 tane geri alın sizlere göreceksiniz. Onun ne olduğunu bilirsiniz kesinlikle yorumlarınızın. Bu arada yorumlara arı yazan herkese kalp bırakacağım. Bu da ayrı bir konu olsun. Hadi bakalım korkuyorum korkuyorum. Hala bunu değilseniz abone olmayı bilmeyi açın. Bu ne lan? Tek başına çük gibi bir tane blok var. Tek blokluk ama. Enteresan.
Biraz korkuyorum ama başka bir canavar göremedim. Enderman var burada. Buradan nasıl kaçacağım? Şuna şöyle hoplasam. Altında da zombiler var. Neyse artık risk aldım. Koşuyorum da. Endermanlerden çok korkarım. Ben nefret ederim. Arıcıklar var burada. Biraz ileri doğru gideceğim arkadaşlar. Bu CD'yi keşfetmemiz lazım. Hani yabancı YouTuber bu tarafa doğru gidiyordu. Dağın yamaçlarından. O kanlayı bir an önce bulmamız lazım bizim ya. Bir gece bitmeden bulalım en azından. Bakalım bulabilecek miyiz? İskelet hem de 2 tane var. Okyanusa geldik. Doğru yerdeyiz şu an. Aha. Vallahi orası arkadaşlar. Bizim tekne yapmamız lazım. Yapamayız tabii. Creeper var. Kronu. Şimdi değil. Tamam o da olur. Şunu ya abi. Yiyecek var mı başka? Yiyecek bir tane ekmeğimiz var. Artık bunu da cambarımızı yükselttikten sonra. Aa bizim kılıcımız vardı. Al şunu. İskelet gelmeden al şunu. Al şunu. Alırız bunu. Etrafında bir şey var mı? Yok. Şu anlık bir şey yok tabi. Çürük et. Yemeyeceğim ya. Risk almak istemiyorum. Zehir yapar çünkü. Abi şu odunları almam lazım. Kırarak uğraşmayacağım. Şurada odunlar var. Odun yok. Odun yok. Lanet olsun. Öleceğim. Ölmedin değil mi? Aldın mı odun? Abi odun yok. Benim bot yapmam lazım bir an önce. Şuradan kır abi. Crafting table'ımız var. 2 tane yapsak yeterli galiba. Aynen. Yetiyor. Şunu al. Şunu da al. Çalışmazsanız nerede? 3 çek. Biraz da olmamız lazım arkadaşlar. Aa varmış lan odun. Tahtamız varmış bizim. Meşe tekniği çektim. Kalsın. Boğulmuş var çünkü etrafta. Böyle kıyısına gideceğim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gideyim hatta. Abi bu. Aynen. Bahsettiğim orman bu orman. Bir bakalım. Oyunun sesi gitti. Geri geldi. Sıkıntı yok şu an. Abi çok sıkıntı burası. 2 tane var. 2 tane var. İki tane var. Oğlum bizim de kılıcımız var. Aslında savaşabiliriz ama şu an çok sıkıntı. Etrafım dolu. Yaratıklarla dolu hem de. Bizim geceyi bir yerde geçirmemiz lazım. Ve yatak da yok. Aslında şunlardan yatak yapabilirim. Tamam bunu aldım. Şunu öl artık. Teşekkür ederim. Sen de öl. Evet. Bizim sadece şeyimiz eksik değil mi? Aa dur haberi değil. Çek şöyle. Mükemmel. Şöyle koydum. Acaba tek çeşit yetiyor mu? Yetmiyor. Bir tane daha koyun bulmam lazım. Ve beyaz koyun olması gerekiyor. Hatta gri mi? Yok beyaz yetiyor. Aynen. Koyun neredesin koyun? O neydi? Sarı gözlü bir şey. O neydi lan? Bir de 3 kişi sonra geri alın size de göreceksiniz. Bir artık geçti oradan. O sarılı olan yerden. İsket var abi. Onu biraz zor almam. Ama bizim şeyimiz de var. Fırın da var. Fırın varsa mükemmel. Şuraya koyarım. Ne yakabiliriz? Biraz şundan yakacağım. Ve bu kişiki oyun etlerini pişireceğim arkadaşlar. Biraz safe almam lazım. Çünkü canım az. Orada koyun var. Gözüme kestirdim. Geceye en azından burada geçmememiz için. Ama iskelet de var. O yüzden sıkıntı biraz. Hadi piş. Teşekkür ederim. Bir tane yeter galiba. Yeter mi? Yok yetmiyor. Onu yesem olmaz. Başka bir şey yok mu yiyecek? Yok. O yüzden bir tane daha pişmesini bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Creeper geliyor. Pişti. Mükemmel. Şimdi o diğer koyunu alabilirim. Biraz canımız olsun. Yakındın mı bana? İyi. Güzel. Aşağıda atlamış. Çok güzel. Gel bakayım bana. Hop. Teşekkür ederim. Creeper. Patladı. Baltan canımız azamadı. Çok güzel sıkıntı yok. Odun da var. Odunları alacağım. Bunlar arkadaşlar baltam olmadığı için direkt almam gerekiyor. Lazım çünkü bize. Hemen şuraya geldim. Bunları da aldım. Hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Ve sonunda yatağımızı yapabiliriz. Geceyi burada geçeceğim arkadaşlar. Çünkü burası bizim için çok önemli nokta. Evet sabah oldu. Yatağımı geri alabilirim. Burada kalmasın yatağım. Hemen şunu da toplayacağım arkadaşlar. Kanlı dağı buralarda bir yerlerde bulabilecek miyiz? İlk gece geçirdikten sonra bu kanlı dağ çıkıyor. Yani bahsedilen olaylara göre. Ve evet geldim. Tam karşımda yine altın gibi bir şey. Çubuk var lan elinde. Oğlum o melek gibi zümbelek gibi şeyin elinde çubuk var. Bir dakika. Bu olayı bir çözeceğim. Onu öldürürsem eğer çubuğu düşecek mi elinden? Bakalım be. Şöyle vuramadım. Verdi çubuk verdi bana. Niye verdi bilmiyorum. Enteresan. Oo orada bir şeyler var. Abi orada bir şeyler var. Bakalım. Lan. Çarşma masası var. Ve ben buradan gelmiştim. Bu nasıl olabiliyor? Abi çarşamba masası nasıl çıkabiliyor bu dünyada kendi kendine? Cevabını biliyorsanız kesinlikle onları yazmanızı istiyorum. Kesinlikle bak buranın altında bir tapınak gibi bir şey var. Ben hissettim abi. Genelde bu tarz yerlerin altında oluyor böyle yerler. Yanlış bir şey yapılıyor da olabilirim. Bunlar da bize lazım. Şeker kalmışların hepsini topladım. Bu kıyının bir etrafında olması gerekiyor. Orada olabilir mi? Yok orada değil. Buraya ileri doğru gidiyorum. Çok dikkat üzerinde gibi cahilse. Bakalım bulabilecek miyiz kanlı dağı? Hadi bakalım hayırlı olsun. Ses geldi. Abi ses geldi. Yok oğlum. Ses gitgide yaklaşıyor. Çoğalıyor ses. Yani yaklaşıyoruz meydana. Şu an çok fena korkuyorum. Havada uçan melekler var yine aynı. Aha geldin mi lan? Oğlum geldim. İnanamıyorum. Arkadaşlar geldim ama nerede tam yeri bilmiyorum. Şuraya çekeceğim. 3 defa blow the melee diyeceğim. Bakalım gelecek mi? O yaratık. O yaratık sizler de göreceksiniz. Eğer gelirse bu seriye devam ederiz. Gelmezse efsane olur. Blow the melee. Eğer buradaysan dünyamda bilir. Abi geldi. Abi geldi. Hiç beklemiyordum. Gerçekten de geldi arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz like button atarsanız çok mutlu olurum. Nereye hoşluğunu bilmiyorum şu an. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kesinlikle bu videoya like atın. Sizi çok seviyorum diye geleceğiz. Hoşçakalın sonraki videolarda. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.